Akıllı Hayat 2030 buluşmalarında bu kez konumuz müşteri ilişkileri. Akıllı hayat deyince hepiniz teknolojiler, dijital ortamlar, yazılımlar bunları düşünüyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın bu işin özünde insan var. Onu anlamak, onun ne yaptığını, neden yaptığını anlamak hepimiz için can alıcı bir konu. Bu yüzden en çok insana dokunan farklı alanlarda şirketler tecrübelerini, birikimlerini bize anlatacak. Biz de onlardan ders çıkarmaya çalışacağız. Reklam hocamız şöyle derdi, müşteri kraldır, şahtır. Yani batıdan da ya da doğudan da baksan müşteri o. Misafir artık çok daha bilinçlendi. Yani oturuyor, hakikaten üşenmiyor, yazıyor. Çok enteresan. Uzun uzun yorumlar. Müşteriye her an dokunuyoruz. Biz dokunmasak da müşteri bize dokunup bir şekilde arkasında bir iz bırakıyor. Müşterileriniz daha zorlayıcı ve kompleks problemlerle size geliyor. Yani çağrı merkezi tarafında burası bizim dükkanımız diyoruz. Biri dükkandan içeri girdiğinde ya bugün maç kaçta diye sorduğunda kusura bakmayın bu benim şey kapsamında sizinle diye bir bilgi verdiğinizde bu sefer o duygu falan sizin onu anlayabileceğinizi hiç düşünmüyor. Zihniyeti değiştirmek ve o serbest konuşabilme özgürlüğünü yakalamak çok değerli. Eskiden müşteri en fazla hani ağızdan ağıza bir şeyler yapıyordu. Şimdi sosyal medya diye bir şey var ve çok da bir yanıyla evet çok pozitif sosyal medya. İşte demokrasiyi geliştirecek diyoruz, şirketlere doğrudan dokunmanızı sağlıyor falan. Ama bir yanıyla da çok manipüle edilebilen ve atılan bir şeyi taşın ya da çamurun da izinin öyle kolayca temizlenemediği bir yer. Bir anda markalar, onca yıl emek vermiş insanlar bir anda bir öteki oluveriyorlar. Ve ne yaparsanız yapın onu temizlemek o kadar kolay olmuyor. O yüzden müşteriyle ilişkiler yeni bir safhaya daha girdi. Bugün daha kaygan bir zemindeyiz hepimiz. Akıllı Hayat 2030 kapsamında müşteri ilişkileri çalışma grubu bizim PSM'den enerjiye, beyaz eşyadan, elektroniğe, Zorlu Center'dan tekstile kadar çok farklı sektörlerin dinamiklerini içinde barındıran bir çalışma grubu aslında. Müşterinin adı organizasyonda ilk defa nerede geçiyor? Bu çok aslında örtük bir şekilde müşteriye verdiğiniz değeri çok güzel gösteren bir gösterge. Bu anlamda müşteri ilişkileri çalışma grubu en üst düzey temsiliyeti olan ve akıllı hayat vizyonumuzun da en öncelikli konularından bir tanesi. Bir diğeri Vestel'den örnek verebilirim. Müşteri hizmetleri orada genel müdürlük seviyesinde temsil ediliyor. Ve biz çalışma grubu olarak işe bakış tarzımızı ve müşterinin konumunu ortak bakış açısına getirebilmek için bir manifesto hazırladık. Müşteri ilişkileri manifestomuz var. Aslında temeli de kusursuz bir müşteri deneyimini her noktada vaat edebilmek oldu. Şimdi bu benim çok sevdiğim bir kitap. NATO'nun başkomutanı olarak görev yapmış bir adam bu Irak-Afganistan savaşları sırasında. Amerikalı askerlerden bahsediyor. Onlar ailelerini, sevgililerini, sevdiklerini, işlerini, hayatlarını geride bıraktılar. Ama bir şeyi yanlarında getirdiler. Yani kendilerine duyulan inancı bu diyor. Bizim açımızdan en önemli bir şey. Şirketler açısından da bunun ikili bir tarafı var. Bir tarafı müşteri size ne kadar inanıyor müşteri. İkincisi de muhtemelen çalışanlar. Çalışanlar Vestel'e ne kadar güveniyorlar, garantiye ne kadar güveniyorlar. Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar teknolojide ileri gidin. Sonunda dönüp dolaşıp insana geliyoruz. Biz şirkette 3 tane iş birimiyiz. Bireysel iş birimi, kurumsal iş birimi ve müşteri operasyonları. Genel müdür yardımcılarının toplanmış olduğu aylık toplantımız var. Orada mutlaka 3 tane müşteri şikayeti değerlendiriyoruz. Bu biraz daha aslında orada bir çözüm aramak değil ama onların desteğini almak. Bir de aylık sırf müşteriyi değerlendirdiğimiz başka bir toplantımız var. Müşteri memnuniyetini, müşteri deneyimini 2 ayrı kolda götürüyoruz. Birincisi dijital bankacılık içinde benim sahip olduğum bir diğer şapka iş geliştirme, bir diğeri ise kullanıcı deneyimi. Bunun haricinde bir de müşteri deneyimi ekibimiz var. Müşterilerin bize geldiği kanallar var. Bunlar sosyal medya kanalları olabilir. Çağrı merkezinden biz de çok sayıda çağrı alıyoruz. Bunların hepsini belli süreler içinde, belli süreçler dahilinde aslında yönetip müşteriye, kullanıcıya en yakın zamanda cevap vermeye çalışıyoruz. Bir diğer boyutu daha var. Burada kullanıcı, müşteri bize gelmiyor. Biz müşteriye gidiyoruz. Müşterinin sesi platformumuz var. Burada müşterilerden, kullanıcılardan gelen ve çözülememiş şikayetler raporlanıyor ve genel müdür yardımcısı, genel müdür seviyesinde belli bir günü geçtiyse bunlar raporlanıyor. Garanti Empati diye bir platformumuz var. Sizin karşınıza bir müşteri geldiğinde empati gösterip onun sorununu çözdüğünüzde siz bu hikayeyi garantide, intranette, içeride bir platformda paylaşıyorsunuz. Bu bütün çalışanlara açık ve bütün çalışanların da girip yorum yapabildiği, dolayısıyla interaktif bir yer. Ay sonunda o hikayeleri yaratan kahramanlar diyeceğim. O kahramanlar da genel müdürle birlikte bir toplantı yapıp aslında buradaki deneyimlerini aktarıyorlar. Misafir ilişkilerinin ne kadar değiştiğini ve nasıl konumlanması gerektiğini aslında çok birebir tecrübe edenlerden biriyim. Bugünkü şikayetler bunlar, öneriler bunlar diye günlük mail alıyoruz. Şimdi birinci platform bu. Öneri hattı diye bir platformumuz var. Oradan hemen hemen yok denecek kadar az. Web'e girerek oradaki öneriler kısmından bazı geri dönüşler alıyoruz. Big Chefs Cafe'nin sosyal medya hesabıyla birlikte ben de mutlaka deniyorum. Restoranlarımızda bir QR kod var. Orada misafir telefonda okutarak anında bir platforma bağlanıyor ve orada servis elemanının da adını belirterek anında önerisini dile getirdiğinde ki en etkin kullanmak istediğimiz ve bizim de çok fazla misafirlerimiz de kullanın diye teşvik ettiğimiz mecra bu. Yani merkezde çok ciddi bir ekip var bunu yöneten. Ben bugün bir tanesini size paylaşmak istiyorum. Zorlu Center, en zorlusunu seçtim. Çünkü orada birbirinden farklı 5 tane yapı bir arada çalışıyor. Ayrı şirketler olmasına rağmen o yaklaşımı, müşteri yaklaşımını tekleştirmek ve bütünleştirmek, deneyimi bütünleştirmek için çalışma gerçekleştiriyorlar. Hayat adıyla çok kapsamlı bir çalışma ama hani özet, çok da güzel, hani hayat bulmuş şekli. Bunu uçtan uca bir anayasaya dönüştürmüşler ve işe başlayan kişi daha güvenlik personelinden tutun bu anayasayı ezberleyerek, içselleştirerek başlıyor. Bizde üründe başlıyor. Ürünü çıkarmadan öncesinde birçok geliştirme yapıyorsunuz, birçok para harcıyorsunuz ki müşteri o ürünle ilgili o servisi, o deneyimi mükemmel yaşasın. Onun haricinde klasik kanallarımız var tabii. İşte shoplarımızdan çağrı merkezimize kadar. Bütün ekipleri daha mikro hale getirdik. Geliştirmecisini koyduk, testçisini koyduk. İşte pazarlamadan zaten biri lider etmiş oluyor, lideri olmuş oluyor. Ürünü çıkartıyorlar, hızlıca geri bildirimini alıyorlar. Bunun burası böyle, şurası şöyle, müşteri şöyle bir tepki verdi. Hemen kapanıyorlar, 15 gün içinde düzeltiyorlar. Tekrar canlıya verip oradaki hatalarını, oradaki eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar. Müşteri her zaman odakta, merkezde ve her zaman dokunduğumuz bir noktada kalıyor. Kullanıcı yolculuk haritaları çıkartıyoruz ve kullanıcıların yaşadığı bu yolculuklardaki problemli anları bulmaya çalışıyoruz. Mesela bir fatura ödeme. Kullanıcı geldiğinde fatura ödemeye hangi adımdan gitti? Bir sonraki adımda gerçekten geriye sekti mi? Geriye sektiyse başka hangi adımlara gitti? Bunların hepsi kullanıcı yolculuğunu oluşturuyor ve biz dönüp bunun sonrasında nerelerde gerçekten kullanıcılar takılıyor, nerelerde sıkıntı yaşıyor ve nerelerde tırnak içinde markadan nefret etmeye başlıyor. Bunları çıkartıyoruz. Her tıkladığı, hatta tıklamasına da gerek yok. Sayfada beklediği saniye aslında size bir mesaj veriyor. Bir de kalitatif araştırmalarımız var. Biz düzenli olarak kullanılabilirlik araştırması yapıyoruz üniversiteden hocalarımızla. Yani özellikle cihazların akıllanmasıyla birlikte çok farklı dataları toplar hale geldik. Özellikle bizler müşteriye temas eden birimlerde aktif çalışanlar teknolojiyi evet yeni neslin beklentileri, temas noktalarımızdaki deneyimi farklılaştırma gibi çok yönlü kullanıyoruz. Aynı zamanda tabii ki verimlilik için de çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. O datayı anlamlandırabilmek hem çok kıymetli hem de çok zorlu bir yolculuk. Aslında biz bu yolculuktayız şu an Zorlu Holding olarak. Bizim işimizde bence en büyük yarattığı konfor, müşteriye sizinle hangi seviyede iletişim kuracağını sağladı. Mutfaktaki arkadaşların işine yarıyor. Bütün bu verilerin hepsi. Ne zaman kullanıyor, ne yapıyor? Çünkü ürün tasarlayacak ya da ürünü iyileştirecek. Biz teknolojiyi Bu erişilebilirlikte kılmaya çalışıyoruz. Müşteri hangi kanalda, hangi seviyede, hangi işlemi yapmak istiyorsa o kanalda o işlemi gerçekleştirsin. Ama insana ulaşmak istiyorsa, anlatmak istiyorsa onun için de insana erişsin. Biz burada gerçekten çok şubeye ihtiyacınız olmadan bankayla, finansallarınızla bütün ilişkinizi artık mobil telefonunuzdan götürebiliyorsunuz. 8 milyon dijital aktif kullanıcımız var. Bunlar çok farklı personelerde, çok farklı kitlelerde ve dijitali çok yakın takip edenler, inovasyona çok büyük önem verenler de var ve bütün kitleye aslında bir şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Bir de QR gerçeği var, yani kare kodla para çekme. Yaklaşık herhalde 3-4 yıldır pazarda çıktığımızda %2'lerde, 3'lerdeydi. Şu anda %14-15'lere geldi. Aslında ne demek bu? Kullanıcılar, bir kere kullanan kullanıcı %80-82 oranında kullanmaya devam ediyor. Restoran otomasyon sistemleri kullanıyoruz. Aslında sipariş işte el terminalleriyle giriliyor. Tabii bu hızı çok arttıran bir şey. Hem dataya erişmekte bizim için çok önemli. Hem hızlandırıyor. Bazı bankaların da yaptığı işte fast pay'ler, şimdi işte aplikasyon üzerinden ödemeler. Çünkü herkesin öğle yemeği için kısıtlı bir zamanı var. Aslında bu misafirin deneyiminden memnun kalıp hızlı gitmesine neden olurken bir taraftan da bizim kendi iç datalarımızı daha doğru servis elemanlarının performanslarını da ölçebiliyoruz tabii hepsinin kendi terminallerinden. Anlamak başka bir şey, anlamlandırmak başka bir şey. Eskiden ben kendime şöyle derim, benim anlamam lazım, bu niye böyle olmuş, bu niye? Fakat şimdi anlamlandırma diyorum. Bunun örneğini de hep şeyden veriyorum, Türkiye'nin saman ithalatı. Türkiye başarılı tarım politikalarını nedeniyle son 5 yıldır 2 kez, Cumhuriyet tarihinde 2 kez oldu, ikisi de son 5 yılda saman ithal ediyor. Bunun sonuncusunun nedeni şu. Tarım Bakanlığı'nda birileri şöyle demişler, bizim Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesindeki arpa, buğday üreten, darı üreten çiftçilerimiz verimlilikleri çok düşük, karlılıkları çok düşük. Çünkü buğdayın sapı uzun, başağı kısa. Ona öyle bir tohum verelim ki sapı kısa olsun, başağı büyük olsun. Yani verimi artıralım. Şimdi sorunu anlamış mı? Anlamış. Çözümü bulmuş mu? Bulmuş. Ama anlamlandıramamış. Bir kişi de dememiş ki ya kardeşim buğdayın sapı kısa olunca bizim sığırlar ne yiyecek? Bu işte anlamlandırma. Yaptığımız her işte aslında o verdiğimiz emekten daha fazla bir sonuç almamız lazım. O yüzden bu anlamlandırma, o big data tarafında da bu anlamlandırma çok önemli. Belki müşteri o kadar teknolojiye ihtiyaç duymuyor, daha basit. İnsana sadece ulaşmak istiyor. Duygusal bağ kurması çok önemli. Bir kadın girişimci hikayesi var. Sıfırdan başlayan bir kadın hikayesi. Bu özellikle kadın müşteriyle bir bağ ister istemez kuruldu. Bunu zaten gelen müşteri feedbacklerinden de çok net alıyoruz. Keza bizim bu Toprağın Kadınlarından Sofraları diye bir projemiz var. Kırsaldaki kadın üreticiden direkt aldığımız ürünler var. Kadın kooperatiflerinden. Evet, siz bu kadınlardan aldığınız için bizim sizi tercih etmemize neden diye yazan yüzlerce misafirimiz var. Müşterinin bir tane problemini veya bir müşteriye bir kere dokunabildiğiniz zaman o duygusal bağ kurulmuş oluyor. Akıllı asistanımız var, Ugi diyoruz. Sesle işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Sosyal medyaya, uygulama marketine bir kullanıcımız ne söylesem anlıyor, yani neredeyse çorba tarifi verecek diye yazmış. Biz hemen bir sonraki pakette 1-2 hafta içinde gerçekten Ugi'ye tarhana tarifi verip sosyal medyada bunun işte maddelerini yazdırdık. Kullanıcıya Migros'tan bunun malzemelerini yolladık. Yani kullanıcının gerçekten yanında, onunla beraber ve karşısında bir işte banka, finansal kuruluştan ziyade ona yardımcı olacak, koçluk yapacak bir finansal kurum olma çabamız var diye söyleyebilirim. Biz geçen sene Müşteri Benim diye bir uygulama başlattık. Dedik içinizden geldiği gibi konuşun. İnanın böyle muazzam şeyler oldu. Birbirine işte teşekkür edenler, annesinin hastalığını öğrenip çok geçmiş olsun, işte nasıl, siz buradan hastaneye mi gideceksiniz gibi sorular. Gerçek iletişimle iki şey oldu. Bir, müşteriler daha iyi ifade edebilir oldular kendilerini. İkincisi, arkadaşlarım daha iyi ifade edebilir oldu müşteriye bizi. Tavsiye skorları yükseldi oldukça, böyle yaklaşık bir 30 puan falan etkiledi yani. O ilk çağrı müthiş heyecanlıdır. Müşteri temsilcilerimizin ilk çağrısını annelerinden ve babalarından almalarını sağlıyoruz. İlk başta bu ilk çağrıydı. Sonra herkes duyunca şimdi rastgele bir çağrıya döndü. Ben izleteceğim videoda ilk defa karşılaşıyorlar. Öncelikle isminizi tekrar öğrenebilir miyim? Fazilet Güzel. Anne. Kolay gelsin canım benim. Başarılar diliyorum kuzum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Çok öpüyorum. Hayırlı işler. Allah. Alo. Duyuyorum konuş sen. Duyamam aslında. Anne. Yani annenin evindeki buzdolabı bozulduğunda ne hissediyorsan lütfen aynı duygularla müşterimize hizmeti taşı. O duygu aktarımını, o marka temsiliyetinin gerçekten çok farklı ilettiğini de görüyorsunuz. İnsan deyince sadece müşteriyi düşünmememiz lazım. Bir de iç müşterilerimiz var. Yani bu şirketleri var eden, bu teknolojileri, bu hizmetleri, bu ürünleri geliştiren, üreten ve müşteriye dokunan şirketimizin personeli, yani insan kaynakları. Bir sonraki bölümde insan kaynaklarına bakacağız. Kendi insan kaynağımızı nasıl yönetmeliyiz? Nasıl yönetirsek müşterilerimizi, ürünlerimizi, geliştirdiğimiz teknoloji ya da hizmetleri, ürünleri daha iyi hale getirebiliriz? Bunu konuşacağız.